Peki arkadaşlar kıyastan daha önceki yıllarda çıkmış sorulara bakalım şimdi. Sorumuz diyor ki bir önermeler grubunun çıkarım sayılabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? İki doğru önermeye sahip olmasına bağlı değildir. Bir tanesi doğru bir tanesi yanlış olabilir. Bu bizim o önermeler grubuna çıkarım dememize engellemez. Geçerli bir akıl yürütmeye dayanmayabilir. Hatırlayalım safsata bir çıkarımdı ama geçerli bir akıl yürütmeye dayanmamıştı. Tutarlı önermelerden oluşmak zorunda değil. Bir tanesi tutarsız olabilir, ikisi de tutarsız olabilir. Bu engellemez. Aynı doğruluk değerine sahip önermelerden oluşmasına da gerek yoktur. Yine birisi yanlış, birisi doğru olabilir ama... Bir önermeler grubunun çıkarım sayılabilmesi öncelikle bir sonuç önermesine ulaşılmış olmasına bağlıdır. Eğer demek ki öyleyse gibi bir sonuç terimiyle oluşturulmamışsa biz ona çıkarım demeyiz. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir çıkarımda sonuca dayanak olan önermelere ne ad verilir? Öncül adı verilir. Diyor ki Yukarıdaki kıyas örneğinin terimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? Bütün metaller ısı iletir, bakır metaldir, o halde bakır da ısı iletir. Şimdi biz ne demiştik? Sonuç önermesinin yüklemi bizim büyük terimimiz. Dolayısıyla ısı iletir bizim büyük terimimiz. Sonuç önermesinin öznesi yani bakır bizim küçük terimimiz. Her iki öncülde yer alıp sonuçta yer almayan terim ise bizim orta terimimizdi. Bakalım metal bizim orta terimimiz. Şimdi hemen aşağıdaki seçeneklerde bunları bulup yerleştireceğiz. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. A bizim doğru cevabımız. Bazı insanlar hata yapar bazı hatalar bağışlanabilir, bazı insanlar bağışlanabilir. Bu hatalı kıyasla aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamış? Yine konuya dönelim, bir tekrar edelim. Bazı, bazı. Demiştik ki biz mutlaka öncüllerden birisi tümel olmak zorunda. Yani iki tane tekil ya da iki tane tikel Öncülden sonuç çıkmaz. Şimdi bakalım bunu arayalım. Her kıyasta yalnızca 3 terim bulunmalıdır. Burada da 3 terim var. Sonuçta orta terim yer almaz. Hayır. Öncüllerden biri olumsuzsa sonuç olumsuz olur. Burada zaten olumsuz bir kıyas yok. İki tikel öncülden sonuç çıkmaz. Evet, doğru cevap D seçeneği. Öncülleri hiçbir yoksul mutlu değildir. Bazı köylüler yoksuldur. Önermeleri olan geçerli bir kıyasın sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tekrar bakıyorum öncülere. Hiçbir yoksul mutlu değildir. Bazı köylüler yoksuldur. Bazı var mı? Var. Değildir var mı? Var. Bir kere demek ki benim sonucum bir olumsuz olacak, iki tikel olacak. Dolayısıyla hop hemen B'yi eleyim, C'yi de eleyim. Şimdi tekrar bakayım. Şunu da biliyorum ki... Orta terim sonuçta yer almaz. Bunun orta terimine yoksul. Demek ki yoksulun sonuçta yer almaması lazım. Yoksulları da eleyim. Şunu da eledim. Hatta şunu da eledim. Zaten direkt cevap ortaya çıktı. Bazı köylüler mutlu değildir. Benim doğru cevabım olacak.